Efendim devam ediyoruz. Şimdi Mavi takımda Yasin ile Evrim arasında aslında hani gülelim mi ağlayalım mı çok değişik anlar yaşandı. Evet böyle gözüken komikti ama aslında çok da gülünmemesi gereken bir yerdi Yasin açısından. Bir izleyelim hep beraber karar vereceğiz. Evet Yasin Evrim'e. <laughs> Cemal da Nisa'ya tarif ediyor. E, düz Evrim yüzünü... Engele vurdu. Tamam bekle bekle de bekle. De de adım var adım var, adım var önde. Önde tamam. adım var. Düz düz sağ 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 sağ. sağ, sağ. Yasin haydi Yasin. Ya, düz 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 düz. düz. Tünel var eğil. Şimdi Cemalcan Yasin arkadaşlarını tünele kadar getirdiler. Ay, İsa tünelden geçti. Evrim de tünelden ay, çıktı. Gel adım gel var ege. Söyle altta Sol, sol, Birazcık Yasin acaba evrime geç mi söylüyor? Evrim isyan ediyor. Ya, vurma ona. Sembolleri düşürüyorlar. <laughs> evrim yine düştü. Evrim gözünü ya açabilirsin artık geçtin. Ya. Evrim gözünü açabilirsin Evrim. Yemin ederim yazıklar olsun. <laughs> evet, Evrim yazıklar olsun sana diyor. Ee, yani yorumunuzu merak ediyorum açıkçası. Yani burada Yasin'in e, bu kadar böyle biraz hani gayri ciddi ya da evet orada komik bir an var ama e, nasıl buldunuz bu olayı? Ya yani zor bir oyun çünkü ben bu oyunlarda genelde oynamamayı tercih ediyordum ve o yüzden de şimdi bana yapıldığını düşünerek yorumlarsam eğer arkadaşına güvenmek zorundasın çünkü o takım arkadaşın aynı zamanda sana yön verecek olan bir isim. E, dolayısıyla böyle bir durumda benim düşmeme sebep olan ve e, belki gerçekten evrim o anda da gözü kapalı bir oyundan korkuyor, çekiniyor da olabilir. O yüzden böyle bir şeyin hani dışarıdan izlediğin zaman birinin düşmesi Komik gelebilir, eğlenceli bir görüntü de ortaya çıkabilir ama neticede o yarışmacıyı düşünerek e, hamle yapması gerekirdi Yasin. O yüzden bence olmaması gereken bir görüntü. Evet. Ya ben izlerken hiçbir saniyesinde bile gülmedim. Şimdi bir tebessüm ettim ama izlerken gülmedim. Yani böyle bir oyunda böyle ciddiyetsiz hareketler sergilemek doğru değil ama en önemlisi... Şimdi gözlerimiz kapalı olduğu zaman zaten bir korku var değil mi insanda? Nereden ne yapacağını, ne geleceğini bilmiyorsun. Korkuyorsun. E şimdi burada oldu da düşünseniz Yani kafasını bir yere vurduğunu düşünün. Her yer önlem alınıyor bu arada. Hayır tamam önlem alınıyor ama. E yüzüstü düştüğünü düşün o zaman Hakan. Engele takıldı ve ellerini bir anda koyamadı ve yüzünün üstüne düştü. Yani ben hiçbir saniyesinde gülmedim. Doğru bir davranış değil. Ha şu olabilirdi. Çok yakın iki arkadaş ondan sonra yönlendirmeye çalışıyor. İşte yanındaki arkadaşın hata yapıyor. Güldün. Belki bu şekilde eleştirmeyebilirdik. İki yakın arkadaş işte o düştüğü için de gülüyor. Ama böyle bir şey bence çok yanlış. Hiç doğru değil. Bir de gülmekten bir ara e, yerdeki engeli söyleyemiyor yani mesela. Anlatabildim mi? Bu arada zaten doğru yönlendirmiyor. Yani önünde bir şey varken e, söylüyor ama... Sanki böyle yarım söylüyormuş gibi önünde bir engel var. Bak bir adım sonra düşebilirsin. Adım at yukarı demek bambaşka. Önünde bir engel var demek bambaşka. Yani çok şey bence çok çirkin bir davranış bu. Aynen. Evimde zaten yani bir, insanın, atıyor. bir insanın düşmesinden ve düşen insan sevdiğin bir insan da değil bu arada. Bir gün önce kavga etmiş. Kavga etmişin. Bunu oturup da böyle gülmek eğlenmek doğru değil. Evet. Aynısını ona yapsalar emin olun zıplardı buradan bir zıplardı sana bir sıçarım derdi e, mutlaka kavga çıkardı empati yapsın biraz yani evet. kesin kavga çıkardı ama şöyle bir şey daha var e, bu biraz tabi ilk oyunu olduğu için avantaj oyunu biraz burada e, Yasin de anlatma konusunda eksik kalmıştır e, avantaj oyunu olduğu için biraz e, daha gayri ciddi hareket etmiş de olabilir Evrim de parkuru bilmediği için daha böyle e, belki kontrolsüz düşmüş ya da kontrolsüz hareket etmiş olabilir. Ama tabii bunların hiçbiri orada gülmeni gerektirmiyor. Yani dediğim gibi mesela atıyorum bu Hilmi Cemre Murat olur ya da işte işte ne bileyim Sema ile Damla olur falan. O zaman bir böyle dersin ki tamam bunlar hem şakalaşıyorlar hem şey ama daha bir gün önce kavga etmiş iki, iki kişinin Evri, e, ev... burada şey olması biraz kötü duruyor. Yani. Aynen yani iki yakın arkadaş olsa evrim gibi de tepki vermeyebilir. Ya oğlum ne yapıyorsun der en fazla. Ama o, da. Yani o da gülebilir belki ama o bile yani içerleyebilir bu durum. Yani iki yakın arkadaş bile olsa içerleyebilir. Abi burada yarışıyoruz. Kötü gözüküyor çünkü. Güzel gözükmüyor yani. Çok yani Ama Evrim de yani öyle bir düşüyor ki hani o da enteresan ya. Ya yani bence Evrim o son düşmeyi yapmasa e, bu kadar da kötü gözükmeyecek ama en sonda artık böyle öyle bir düşüyor. Sonra Yasin de böyle gülerek kahkahalarla geri koşuyor ki şeye e, parkurun başına. Böyle o iyice kötü duruyor. Tabi Evrim bunların hepsini duyuyor bu arada. Elini çakıyor böyle kendi kendine Yasin bir yandan gülüyor falan. Biraz kötü bir durum var burada. Mesela burada Yasin diyor mu üstünden atla diye. Rejiden bir rica edeceğim sesini açabilirsek en sonda. Yoksa devam et mi diyor sadece. Olsun. Biraz ya, bir dinlemek yedin. lazım ya, ama. Nisa'ya tarif ediyor. Evrim <laughs> yüzünü Engel'e vurdu. Biraz tamam bekle bekle bekle. Var. Adım var adım var önde. Önde adım tamam. var. Adım var ne demek yani? Evet önde, önde adım, var. adım var. Bak şimdi İkincisi en sona gel. İkinci sahasını evet. Ay, en sondaki Cem önemli. Cemal Can, Yasin arkadaşlarını tünele kadar getirdiler. İsa tünelden geçti. Tamam evrim tünelden de, de geçti. Tünelden çıktı. Engel söyledi ama çok geç söyledi. Hayır anne bir adım var engel edersin. İki adım var. Evrim isyan ediyor. Sembolleri Bak. düşürüyorlar. Bak, burada hiçbir şey söylemiyor. Ay söylüyor. Evrim söylüyor mu? Devam ettiyor. Ha, devam ettiyor. Düz git şey. devam ettiyor. Yani işte, engeller var demiyor işte. Evrimde takılıp yere düşüyor. Yani bütün engellerde düştü evrim. Ama bir yandan da şunu düşünüyor mesela, ben parkura çıkacak olsam, ya yani en azından kafamda bir kodlarım ki ayağımı şöyle kontrollü sürterek ileri doğru atarım. Hani full bir adım atmam öyle ki bir şey geldi ama üstüne hele ki sonda 3 tane böyle zıplama var yani hani az çok. Bir böyle yerde bir şey olduğunu bilirsen ona göre de ilerlersin. Evrim sanki onları hiç böyle bilmiyormuş ki, Evet bilmiyorsun görmüyorsun ama bir şekilde böyle yerde bir şey oldu da insan aklına biraz kalır mesela. Ya kalır da ama ne zaman geleceğini bilmezsin. Yani parkuru ezberlersin. Evet. Tamam işte 5-10 adım attın ondan sonra eğildin. Bunları belki bilirsin ama yani tam ne zaman geleceğini bilmezsin. Aynen. Ya bilerek Aynen. sanki söylemiyormuş Aynen. gibi yani. Yok şey yani. için söylüyorum kötü düşmesi açısından ya. Çünkü gerçekten kötü düşüyor yere ya. Ya gerçekten kötü düşün. Yoksa burada yüzde yüz Yasin hatalı. Yani bu şaka değil bu eşek şakası oluyor yani. yani şey, hani doğru bir benim orada değil. Yere düşmemi, sakatlanmam bile sebep olacak bir hareket yani. Bir e, bir empati de... empati yapsın yani. gerçekten aynısı Yasin'e olsaydı burada çok büyük bir kavga izliyorduk biz şu Şimdi an. Şimdi Evrim'in demin anlattık ya gitti küpleri devirdi. Orada oyunu bırakmasıyla bunun arasında bir fark var mı sizce? Bence bu da oyunu bırakmak gibi bir şey. Şey, arkadaşına Yasin, anlatmayı bırakıp biliyorsun yani. Ha, bu da yanlış bir orada, davranış. Şimdi orada Evrims takımı sabote etti. Kendi yapamadığı için gitti eliyle şeyleri, sembolleri devirdi. Hepimiz Evrime kızdık burada. E burada da Yasin anlatması gerekirken doğru anlatmıyor. Doğru anlatmadığı gibi de arkadaşı onun doğru anlatamadığı için hata yaptığından bir de kahkahalarla gülüp hiç anlatmıyor. Ve diğer takım öne geçiyor avantaj evet, oyununda. Evet. Aynen. Diğer takım öne geçiyor. Öyle bir durum var. Yani o yüzden bana çok yanlış şey geldi davranış? ya. Çok yanlış. yanlış. Bir davranış. Burada gülmemen lazım. Kusura bakma ama. Yani bu hiç komik değil. Burada bile yani düz düz derken yanlış yönlendiriyor aslında. Yani bir insanın bir vücudunun nereye baktığına bir bak. Yani düz senin için evet sen dümdüz yürüyebiliyorsun ama gözü kapalı bir insan için düz bilemez yani. evet. o düzün nasıl bir orantı olacağını. Yani çok yanlış bir davranış. Evet. Doğru Tabii değildi. Sırf bununla da kalmıyor efendim. Bu arada bir iletişim oyunun istatistiklerine bakalım. Ee, Bora ne diyorsun oyun için? 10'a 5 biten bir oyun var. 10'a evet. 5 e, Yasinler bu oyunu kazandı. Yani daha doğrusu eee Arda'nın takımı diyeyim daha doğru olur. Arda'na helal olsun. Hı hı. Yani e, gitmeden önce. Zaten hep böyle olur. Evet. Genelde yani. Herkes bir. Ben de tam son dokunulmazlığımda e, 5 7 8 oyun almıştım. 2 dokunulmazlıkta. E, evet yanlış hatırlamıyorsam bir 4'te 4 sonra da ya 5'te 5. Beş, evet 5'te 5 beş yapmıştım pardon. ilk oyunda sonra da 2 ya da 3 oyun almışım ya 2 ya 7 ya 8 oyun almıştım. Bu hafta ben elenmiştim. Zaten hep Ama böyle oluyor. Ama o kaybettiği son oyun her şeye mal oldu değil mi? Ama güzel bir hikaye oluştu. Çok acayip yani sizin o Emre ile olan oyununuz. Evet. Çünkü yani Okay zaten eee elenmeyecekmiş. Ya Emre gidecekti ya ben gidecektim. Benim atamamamdan dolayı e, ben elendim. Güzel de oldu. Neden güzel oldu? Çünkü oturup da şey e, konuşmaları da olmadı bu sefer. Yani ya işte iyi oynamadım bak ben elenecektim sayı alamadın konuşmaları da olmadı. Kendi kaderimi kendim çizmiştim. Güzel de bir hikaye olmuştu. Ama evet dörtte dört damlanın da dediği gibi yükselen bir performans vardı. Elinden geleni yapıyordu belki de. Ama oyunda kalmak adına yeterli olmadı ona. İyi bir performans. Sercan gene aynı şekilde 4'te 3 yapıyor çok iyi. E, Evrim gene bir nevzeeka biraz toparladı 4'te 2 yapıyor. E Yasin de gene bir sayıda e, katkıda bulunuyor. E, diğer tarafa baktığımızda Barış e, gene başarılı evet. bir performans sergiliyor. E onun dışında çok konuşacak başka isim yok. yani bir de Cemalcan tabii 3'te 0'ı e, şey normal değil. Evet. Yani şaşırtıyor bizi yani. Cemalcan 0 çektiği zaman ben şaşırıyorum çünkü kötü bir yarışmacı değil. 3'te 1 yapsa bile bize çok kötü gelirdi evet. Cemal için. Aynen. Cemal Can 3'te 2, 3'te 3'leri bu aralar özellikle bizi çok alıştırdı. Bir de tabii Berkan'ın 4'te 1 yapması hepimizi şaşırttı ama bu oyunun şöyle bir özelliği var. Bir e, kaderin senin elinde değil. Seni yönlendiren kişinin nasıl yönlendirdiği çok önemli. İkincisi karanlıkta e, karanlıktayken e, nasıl gideceğinde hani o da ayrı bir yetenek. Yani orada çok ya. geride kalabilirsin. Öyle ama biraz da işte şey yapabilirsin. Şey korkusuz değil. olmak. Korkusuz yani. olmak lazım. Ya biraz ya. risk alabilirsin Zaten her yeri yum, yumuşak şey yapmış ama herkes yapamaz. Sonuçta gözlerim evet, tamamen ben kapalı, kapalı yani. İster iseniz ama korkuyorlar. Ben hiç oynayamıyorum. Bak şimdi mesela kapa 10 saniye gözlerine. Kapa. Kapa. Beni tedirgin kapa. ediyor. Açma şimdi, açma. Tamam bak işte bak, beni tedirgin ediyor. Evet. Kalkacağım oraya gelip şaka yapacağım zaten. Öyle öyle kimleri. Evet, ben Olay o yüzden değil mi, tabii. şey e, hiç oynayamadım. Çünkü böyle nefes alamıyormuşum gibi hissediyorum kendimi. gözlerim bir anda. hani kendi gözümü kendim kapatırım. Hı -hı. Bir belli bir süre dururum ama e, bir şey böyle bağlandığı zaman sanki ben nefes alamıyorum. Böyle nefes darlığı çekiyormuşum gibi hissediyorum. O yüzden kötü Hani bu oyunda acaba bir kıstas mı yarışmacıların başarıları için diye soracak olursanız bana bence bir, bir kıstas olmaması lazım. Çünkü çok ekstrem bir durum ve kırmızı takıma baktığımız zaman mesela Berkan da bunu dile getiriyor. Gözü kapalı oyunları pek sevmediğini, performans olarak hız olarak da çok geride kalıyorlar. İşte sizin dediğiniz gibi orada kontrolsüz mü olmak lazım böyle bir o güç gelmesi lazım da gözüne Karartıp her şeye devam etmek lazım. Biraz daha lazım. korkusuz evet, olmak evet. lazım. Tabii ki şey yani şimdi Berkan sayı alamadı. Yani bir sayı aldı diye korkusuz değildi korkak diye yok, dağıtıyorum. Yok Diğer değil. yarışmacılar değil ama oyun biraz daha böyle evet. gözün tam tabii. işte şey gözün kapalı ya gözün de kara olacak evet. oyunda biraz. Evet gözü kara olacak. Yani evet. Gözü kara bu herhalde. <laughs> evet. he?